Önce fıstık yaparak başlayacağız. Şöyle bir tane sıkı bir zincir çektim. Daha sonra bir tane gevşek ve bir tane daha üstüne sıkı bir zincir çektim arkadaşlar. İpimi uzattım. Bu gevşek çekmiş olduğum zincirin içerisine 1, 2, 3, 4 kez sardığım fıstığı kapatıyorum. Şöyle bir tane fıstık yaptık. Daha sonra bir zincir çektim üstüne. Yine yapmış olduğum fıstığın tepesine 1, 2, 3, 4 kez sardığım fıstığı kapattım. Bir zincir. Tekrar tepeye 1, 2, 3, 4 kez sardım. Fıstığı kapatıyorum. Bir zincir. Bakın şöyle 3 tane fıstık oluşturduk. Şimdi biz bunu 8'e tamamlayalım. 8 tane fıstık bu şekilde oluşturduktan sonra geldik. Yine bir tane fıstık yapıyorum. Yine bunu da kapatıyorum. Bu bizim dönüş fıstığımız olacak. Bir zincir. Tekrar tepeye 1. Ve bunu kapatmadan üstüne aldım. Bakın şöyle bir ikinciye bir tane daha fıstık yapıyorum. Şöyle bu ikisini bir kapatıyorum. Bu şekilde bir kutucuk oluşturduk. Bir zincir çektim. Bir, iki, üç, dört kez sardım. Bir tane tepeye sardım. Ve karşıya bu şekilde yine ikisini bir kapatarak ikinci kutucuğu oluşturdum. Tekrar bir zincir. Bir tane tepeye. Bir tane karşıya. Yine ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Bakın arkadaşlar bu şekilde kutucuklarımızı son fıstığa kadar oluşturalım. Evet, son fıstığa kadar geldik. Yine burada da bir tane tepeye, bir tane de bakın burada başlangıç kısmında yapmış olduğumuz yer arkadaşlar. Bir tane de buraya fıstık yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Bir tane zincir çektim döndüm. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kutucuk oluşturmuş olduk. 8 tane kutucuğumuz oldu. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Hemen dediğim gibi onun için bir tane zincir çektik. Hemen çekmiş olduğum zincirin tepesindeki noktaya 1, 2, 3, 4 sardım ve bunu yine kapattım. Tekrar bir zincir. Tepeye 1 ve karşıdaki fıstığın tepesine 1. Çekerek yine ikisini kapattım.
Şöyle bir zincir. Bakın, üst tarafa kutucuk oluşturmaya başladık. Şöyle. Bir tepeye, bir karşıya olacak şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Sıranın sonuna kadar geldik. Bakın bu şekilde. Kutucukları yine tamamladık. Yine burada bir tane zincirimi çektim ve döndüm. Hemen aynı noktaya fıstığı yapıp kapatıyorum. Ve yine bir tepeye bir karşıya olacak şekilde aynı burada başladığımız gibi bu sıramıza da başlıyoruz. Arkadaşlar bakın, bir iki tane oldu üst üste. Şimdi üçüncüyü ve son dördüncü sıramızı yapacağız. Bir iki üç dört tane bu şekilde sıralarımız oluştuktan sonra devam edeceğiz. Şimdi şöyle dört sıra üst üste fıstıklarımızı tamamladık bu şekilde. Burada yine bir tane zincirimi çektim ve döndüm. Hemen bulunduğum noktaya yine bir tane fıstık yaparak sırama başlıyorum. Şimdi yine kutucuk yapacağız. Fakat 4 tane kutucuk yapıp bu kez sıramızı 4 kutucuktan sonra sonlandıracağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim, hemen tepeye bir. Şöyle bir ilk kutucuğu yaptık. Bakın böyle. Hemen ikinciyi yapalım. İki. Evet, bakın üçüncü kutucuğu yaptık. Son kutucuğu da yapacağız. Son kutucuğu da buraya yapalım. Evet. Bir zincir çektim. Bakın 4 tane kutucuk yaptık, zincirimizi çektik. Şimdi burada döneceğiz. Döneceğiz ve yine aynı kutucuk sırasına burada başlayacağız arkadaşlar. Bir zincir. Şöyle ikinci sıramıza başlamış olduk. Bir zincir. Şimdi bakın, bu şekilde 4 tane kutucuktan sonra bıraktık. Buraya bakın, bu bizim birinci sıramız. Dörtlü sırada. Burası ikinci. 3 ve 4 arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 sıra olana kadar yine bu şekilde tamamlayalım. Evet bakın, 4 sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra şöyle bir parça elde ediyoruz. Burada hemen yine zincirimizi çektik ve ipimizi kesiyoruz. Şimdi şu iplerinizi de bu şekilde saklayabilirsiniz. Şöyle. Bir tane de buradan geçirip ipimi keseceğim şurada. Evet, bu şekilde. Şuradan fazla ipimizi kestik. Yine bunu da aynı şekilde saklayacaksınız arkadaşlar. Şimdi biz burada ne yapacağız? Bunun gibi 4 tane parça yapacağız. Şimdi ben hazırladım onları. Bakın böyle. 2 tanesi beyaz,
İki tanesi pembe olacak şekilde dört tane parça hazırladım. Şimdi bunların kenar oyalarını pembeninkini beyaz gideceğiz, beyazınkini pembe gideceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen beyaz ipimi alıyorum. Pembe ipimle devam edeceğim çünkü. Bunları kaldırıyorum. Öncelikle bunun kenarını bir yapalım. Baştan sona bunun kenarını yapacağız. Daha sonra diğerlerinin kenarlarını yaparken buna birleştire birleştire geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen bir tane zincirimi çekiyorum. Evet, buna buradan başlayabilirim. Tam dipteki köşeden şöyle bakın tam altından başladım. Üç, dört tane zincirimi çektim. Pardon, doldurdum. Ve fıstığı kapatıp bir, iki, üç tane zincir çekip tepesine bir, bir, iki, üç zincir, iki, bir, iki, üç zincir ve üç tane bu şekilde pırpır yaptım. Pırpırlarımızı üç tane zincir çekerek yaptık. Evet, birinciyi bitirdikten sonra bir, iki tane zincirimi çektim, üzerine aldım. Bakın aynı noktaya bir tane daha. Bir tane daha fıstık yapacağız. Bunlar köşeler arkadaşlar. Köşelere böyle ikişer tane yapacağız. 3 zincir tepesine yine pırpırlarımızı yapalım. 3 zincir aynı yere batıyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim. Daha sonra 2 zincir üzerine aldım. Bir sonraki fıstığın tepesine. 3, 4 kez sardım, kapattım ve üzerinin pırpırlarını yapalım. 1, 2 ve 3. Daha sonra yine 2 zincir, bir sonraki fıstığın tepesinden 2, 3, 4 kez sardım, kapattım ve 1, 2, 3 tepesine pırpır. Bakın bu şekilde. Şimdi biz bunu bu sıramızın başına kadar gelelim. Bakın köşeye kadar şöyle geldik. Köşeye geldikten sonra yine İki tane zincirimi çektim. Aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Dediğim gibi köşelerin hepsinde zaten üç tane köşemiz var. Üçünde de böyle ikişer tane fıstık yapacağız. Yine pırpırlarımızı oluşturalım. Ve bir iki tane zincirimi çektim. Bakın şöyle göstereyim daha böyle uzaktan. Bu köşede iki tane yaptık. Burada iki tane. Bakın burası köşemiz 2. Burası ve burası arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 taneymiş. Ben az önce 3 tane dedim. Yanlışlıkla söyledim onu. Bu şekilde köşelerde şöyle ikişer tane fıstık yapacağız arkadaşlar. Şimdi biz buraya gelelim şöyle. Şu köşemizi yapalım. Şuraya bir dönelim bu kısma. Şuradaki birleştirme yerini de sizlere göstereceğim. Şimdi bakın geldik. Burayı döndük. Şu kısmı. Döndükten sonra buraya kadar bir iki tane daha fıstık yaptık. Şimdi şu köşeyi bakın buradaki köşeyi yapabilmek için
Öncelikle buraya bir tane fıstık yapıyorum. 2 3 4. Bir tane fıstık yaptıktan sonra bunu kapatmadan üstüne aldım. Geldim tam ortadaki bu köşeyi atladım karşıya. Karşıdaki fıstığın tepesine 1 2 3 4 tane de oraya sardım. Bakın böyle. Bu ikisini bir kapatıyorum. Şöyle ve bunun üstüne pırpır pır yapıyorum. 3 zincirimi çektim. 1 2 ve 3 tane pırpırımı buraya oluşturdum. Şöyle. Daha sonra 2 tane zincirimi çekiyorum yine. Üzerine aldım ve bir sonraki fıstığın tepesinden yine sırama devam ediyorum. Ve 3. 1, 2. Şimdi bakın. Şöyle geldik. Şuradan bu şekilde döndük. Şimdi yapacağımız işlem buranın tamamını yine aynı şekilde şöyle tamamlamak arkadaşlar. Sona kadar gelelim. İki zincirimizi çekelim. Sonra ben şurada birleştirmeyi göstereceğim sizlere. Evet bakın sıramızı bitirdik. Şurada iki tane zincirimi çektim yine. Burada bakın şu pipiriklerin altından geçiyorum. İpimi aldım. Kaydırdım. Ve bir iki tane de zincirimi çekiyorum. Burada ipimi keseceğim. Şimdi arkadaşlar burayı da bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi biz bu parçalarımızı şöyle bakın. Bir beyaz, bir pembe şeklinde birbirine sabitleyeceğiz. Daha sonra pembe burada olacak, beyazımız da burada olacak. Şöyle. Bu şekilde olacak. Şimdi bunun etrafını bitirdik. Şu kısımlardan birleştirme işlemleri yapacağız. Şöyle. Sadece şu kısımlardan birleştireceğiz lifimizi. Şimdi hemen ben şuradan başlayacağım ve birleştirme işlemini de sizlere göstereceğim. Pembe ile devam edeceğiz. O yüzden şimdi beyaz ipimi alıyorum. Çünkü beyazın etrafına pembe kullanmıştık. Pembenin etrafına da beyaz kullanarak sıramıza başlayacağız. Şimdi şöyle hemen beyaz ipimden biraz alıyorum. Bu böyle dursun. Bir tane zincir çekerek başlayalım. Pembe parçamı aldım. Bakın şöyle tuttum. Hemen köşeden başlıyorum. Şimdi köşeleri iki tane yapıyorduk. Hemen yapalım önce. Birincisini. Şöyle bir. Şimdi bir tanesini yaptık. Bir taneyi pırpırıyla birlikte tamamladık. İki tane zincir çektim. Üzerine aldım. Ve yine aynı noktaya ikinciyi şöyle kapatıyorum. Bakın şimdi birinciyi bitirdik. İkinci de birleştirme işlemine başlayacağız. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Ve tepede bunu pırpır yaptım. Şimdi ikinci pırpırda artık birleştirme işlemi yapacağız. Şöyle göstereyim. Şimdi ikinci pırpırı
Yaparken bakın bir tane zincirimi çektim ve bu parçamı aldım. Bu parçamın bakın böyle tuttuğum zaman şu değil bir sonraki şu bu uzun yüzde duran arkadaşlar bu pırpırdan başlayacağız. Şöyle bakın tuttuğum zaman bir tane zincirimi çekmiştim. Hemen ortadaki pırpırın içerisinden geçtim. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Ve yine buraya ikinci pırpırı tamamladım. Bakın böyle. 1, 2, 3 zincir. Üçüncü pırpırı da yanına yapıyorum. Daha sonra iki zincir çektim. Bakın şöyle. Sererek göstereyim ne yaptığımı. Bakın birinci pırpırı yaptım şurada. Daha sonra bakın buradaki düz olan pırpırımızdan başlıyoruz birleştirmeye. Şöyle. Ta ki geleceğiz böyle birbirine düz bakacak olan pırpırlara kadar. Şimdi devam ediyorum. Ben iki tane zincirimi çekmiştim. Bir sonraki fıstığın tepesinden devam ediyorum. Kapatıyorum. Bakın birinci pırpırımızı yapıyoruz. İkinci pırpır yaparken bir zincir. Bakın bu ortadaki pırpırın içerisinden geçtim. Kapattım. Tekrar bir zincir. Ve bakın burada ikinci pırpırımızı bu şekilde hem buraya birleştirmiş hem de ikinci pırpırımızı yapmış olduk. 1, 2, 3 zincir ve yine tepeye batarak üçüncü pırpırı da oluşturuyorum. Daha sonra iki zincir çekerek bir sonraki fıstığın tepesine fıstık yaparak devam ediyorum. Kapattım. Birinci pırpırı yapıyorum. İkinci pırpırın ilk zincirini çektim. Geldim. Ortadaki pırpırdan ilmeğimi aldım. Kapattım. Bir zincir çektim. Ve ikinci pırpırımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Tekrar 3 zincir ve üçüncüsünü de böylece oluşturup 2 tane zincir çekiyorum. Bakın hem birleştiriyoruz hem de pembenin kenar oyasını gitmiş oluyoruz bu şekilde. Şimdi şu kısma kadar birleştirmelerimizi yapalım buraya kadar. Devam edeceğiz. Evet, en son artık köşeye geldik. Bakın burada son yine iki zincirimi çektim. Köşeye şöyle bir tane fıstık yapıyorum. İlk pırpırını da yapalım. İkinci pırpır için yine bir tane zincirimi çektim. Bakın buradaki hemen yanımdan gelen şöyle birleştirdim. 1, 2, 3 zincir. Tekrar pırpırımı yaptım. 2 zincir çektim. Bakın burası köşe olduğu için ikinciyi de hemen yanına yapıyorum. Ve bunlar artık boş kalacak arkadaş. Ya boş kalacak derken diğer gelen parçalarla birleşecek bunlar. Hemen şöyle serip göstereceğim şimdi. Şöyle bir, iki, üç tane pırpırımı yapıyorum. Daha sonra yine iki zincirimi çekip buradan kenar yapmaya devam edeceğim. Şimdi şöyle bir gösterelim ne yaptık.
Bakın böyle. Buradan birleştirmeye başladık. Şöyle. Bakın bunlar bizim düz pırpırlarımız. Bunlar burada kalacak. Şöyle kenardaki içteki pırpırlardan birleştirmeye başlıyoruz ve sondaki karşılıklı gelen pırpırlara kadar birleştirme işlemimizi devam ettirdik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Biz burayı tamamlayacağız. Tamamladıktan sonra hemen sıradan gelen parçayı birleştirmeye başlayacağız. Bakın şöyle. Bu şekilde. Bu kez pembeyle başlayacağız. Yine aynı şekilde buradan başlayıp aynı şekilde birleştirmelerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Ve bunun da etrafını aynı burada yaptığımız gibi birleştirdikten sonra bitireceğiz. En son parçayı ben göstereceğim sizlere. Çünkü burada en son parçamızda hem buradan birleştirme işlemi yapacağız. Hem de burada birleştirme işlemi yapacağız arkadaşlar. O şekilde olacak. En son parçamıza kadar şu ve şu parçalarımızı bir öncelikle birleştirelim. En son parçada yine devam edeceğiz beraber. Evet, birleştirme işlemimiz devam ediyor şu anda. 3 parçamızı bu şekilde birleştirdikten sonra şimdi geldik son parçamıza artık. Bunu birleştireceğiz. Bunu da dediğim gibi arkadaşlar yine aynı şekilde bu uçtan başlayacağım birleştirmeye. Gelip bu uçtan devam edeceğim. Buraya kadar birleştirmemiz sürecek. Şimdi hemen tekrar beyaz ipimi aldım. Bu arada lifimiz gerçekten çok güzel oluyor. Aslında kullanışlı, çeyizler için güzel, şık bir lif örneği olarak da görünüyor. Hemen şöyle beyaz ipimle bir tane zincirimi çektim. Yine geldim. Burada ilk köşeden başlıyorum. Bir tane yaptım, kapattım. Buranın pırpırlarını yapalım. İki tane zincirimi çektim. Yine aynı noktaya ikinciyi yaparak birleştirme işlemine başlayacağız. Kapattım. 1, 2, 3 tane çektim. İlk pırpır yaptıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Ve lifimi aldım. Yine içerideki şu düz duran pırpırın ortasından başlıyorum. Bir zincir. Bunu kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Ve yine aynı şekilde birleştirme işlemine devam edeceğiz. Bakın böyle başladık. Şöyle bir bırakayım bunu elimden. Evet, bakın bu şekilde başladık. Şuradan. Şimdi buraya kadar gelelim. Buraya kadar gelelim. Bu kısma geçişimizi de göstereceğim. Daha sonrası zaten yine yapmış olduğumuzun aynısı arkadaşlar. Şimdi biz bu en sona kadar bir getirelim lifimizi. Evet, birleştirme işlemimiz. Bakın buradan başlamıştık. Başa kadar geldik. Şimdi burada bu şekilde devam edeceğiz. Bakın köşedeki ilk fıstığı yaptım ve bu taraftakine birleştirdim. Şimdi hemen ikinci fıstığı da yapacağız. Köşelerde iki tane fıstık yapıyorduk. Ben yine iki tane zincirimi çektim. Şöyle ikinci fıstığı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 kez sardım. Kapattım. 1, 2, 3. İlk pırpırı yaptık. Daha sonra bir zincir çektim. Bakın diğer parçamın şöyleydi ya, hani bu şekildeydi. Şöyle. Diğer parçamın hemen ucundaki pırpırından battım.
ve birleştirme işlemimi burada gerçekleştirdim. Daha sonra yine 3 zincir ve 2 zincir çekerek kalan birleştirme kısımlarını da yapacağız. Şöyle göstereyim. Bakın birleştirdiğimiz yer burasıydı. Az önce birleştirdiğimiz bir tane fıstık yaptık. Karşıdaki hemen düz bakan bize fıstığı birleştirdik ve şimdi başa kadar şu fıstığa kadar birleştirmemizi tamamlayacağız. Geri kalan kısmımızı da yapacağız arkadaşlar. Lifimiz tamamlanmış olacak. Şöyle burayı birleştirip burayı bitireceğiz şimdi. Daha sonra lifimizin bitmiş haliyle beraber olacağız. Evet, lifimiz bitti. Bakın çok güzel oldu. Şöyle. Şimdi bu lifin orta kısmına şöyle puf çiçek yaptım. Bu puf çiçeğin yapılışı kanalımda var. Hemen şu anda üst tarafta çıkan beyaz bir bölüm çıkacak arkadaşlar. Sağ üst köşede. Orada çıkan yazıya tıklayın ve puf çiçeğin yapılışına oradan da ulaşabilirsiniz. Ayrıca linkini açıklamalar kısmına da bırakacağım. Bakın şöyle. Bunu şöyle ortasına güzelce dikeceğiz. Ve lifimiz böylece tamamlanmış olacak arkadaşlar. Bu kadar. Lifimizin yapılışı böyle. İsterseniz başka bir çiçek de yapabilirsiniz. Artık sizin zevkinize kalmış. Çok tatlı oldu bence. Güzel oldu. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğendim butonuna basın. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz. Yanındaki abone ol yazısının yanındaki bildirim zilini de açarsanız bundan sonraki yüklemiş olduğum bütün videolardan anında sizler de haberdar olacaksınız. Ve yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.